CHP parti üyelerinin hepsine çok teşekkür ediyorum bana böyle bir ortam hazırladıkları için. Öncelikle Gaziantep İl Başkanı Sayın Mehmet Neşet Uçar'a ve eğitim biriminden Aytan Hanım'a, kadın kollarından Cemil Hanım'a, CHP İl Başkanlığı'nda kadın kollarından yine Aylin Hanım'a gerçekten destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bu seçim çalışmalarında CHP ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu inşallah Cumhurbaşkanı olarak yükseltmek için çalışacağız. Hoş geldiniz. Şimdiye kadar Akdeniz Üniversitesi'ndeki hocalarımla gerontoloji bölümünde gönüllü olarak bazı çalışmalara katıldım. Özellikle 60 yaş üzeri bireylerde. Burada edindiğim tecrübeler umarım gelecekte saha çalışmalarında bana yardımcı olacağını inanıyorum. Öncelikle vurgulamak istediğim şey, aslında bu konuşmayı ben dün için planlamıştım ama bugün güne göre bugünü yorumlamaya çalışacağım sizler için. Türkiye'deki son dönemlerde göç sorunu, kadın cinayetleri, toplumda özellikle istismar sorunlarına dikkat çekmeye çalışacağım. İstanbul Sözleşmesi ve kadının aile içerisindeki önemi, anne olmadan önce bir birey olarak toplum içerisinde var olmasının farkına varılması ve ekonomik bağımsızlığa sahip olması özellikle üzerinde durmamız gereken konulardan ve hukuki açıdan da haklarına sahip çıkabileceğini bilmesi, bunun bilincinde olması önemli. Evlatlarımıza iyi bir gelecek hazırlamak hepimiz için önemli ve hedeflerimiz içerisinde ve görevimizde onları güvenilir ve sağlıklı bir ortam içerisinde büyütmek istiyoruz. Ve tabii ki de burada hepimize çok önemli görevler düşüyor. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarda da desteklerinizi bekliyorum. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Sorusu olan varsa. Hayırlı olsun. İnşallah yok. Kendinizi tanıttık. Hocam ismi söylemeliyiz. Efendim? İsmi söylemeliyiz. İsmim Ferda Çakıroğlu. Çok teşekkürler. Ben aslında öğrenciyim ve adaylığımı koymak için de işimden ayrılmadım. Bu nedenle de çok mutluyum. Seramik öğrencisi olarak çalışıyorum şu anda. Antalya'dan adaylığımı koydum. Onun dışında bilmiyorum. Başka soracağınız bir şey varsa. Niçin Antep'tesiniz peki? Valla ben aslında birkaç sebeple Antep'teyim. Bunlardan bir tanesi Türk'üm diyen ve Gaziantep'lilere çok önemli ve kahramanlık misali olarak adlandıran Kemal Atatürk'ün izinde olduğumu söylemek için buradayım. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum.